Bilal Erdoğan İstanbul İl Başkanlığımıza, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne fotoğraflarının kullanıldığı gerekçesiyle bir dava açtı. Bu davanın avukatlığında gönüllü olarak ben üstlendim partimiz adına. Bu davada verdiğim savunma dilekçesinin Cumhurbaşkanı'na ve oğluna hakaret teşkil ettiği gerekçesiyle de bugün ben yargılanıyorum Cumhurbaşkanı'na hakaretten. Hem avukatın savunma dokunulmazlığına aykırı bir dava, hem de zaten önüne gelene dava açan bir Cumhurbaşkanı'yla karşı karşıya olduğumuz için artık hakikaten hem komik geliyor hem trajik geliyor bir yandan da. 299'un mahiyeti başlı başına tartışmalı ve hukuka aykırı bir maddedir. Bu maddeye dayanarak lise talebelerinin, üniversite öğrencilerinin, akademisyenlerin, gazetecilerin, avukatların önüne gelenin bu şekilde mesnetsiz yargılamalara malzeme edilmesi tamamen toplumu sindirmeye ve korkutmaya yönelik bir harekettir. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunun karşısındayız. Her zaman da karşısında duracağız. Hiçbir şekilde de korkmuyoruz. Teşekkür ediyoruz ilginize. Sağ olun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik her eleştiri hakaret olarak algılanıyor. Ve Cumhurbaşkanı'nı eleştiren herkes adeta bir sürek avına tabi tutuluyor. Bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat şikayetçi olarak açtırdığı dava sayısının 1300'ün üzerinde olduğunu tespit ettik. Bir Cumhurbaşkanı düşünün, yurttaşlarının neredeyse tamamıyla kavgalı ve davalı hale geliyor. Cumhurbaşkanlarının, siyasilerin eleştirilere daha tahammüllü olması, bazı eleştirilerden ders çıkarması, bazı eleştirileri de kimi zaman görmezden gelmesi gerekir. Ancak belli ki saraydaki atmosfer ve sarayda yaşayan zatın ruh hali eleştiriyi artık kabul edemez hale geldi. Ayrıca az sonra arkadaşımızın yargılanacağı Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinin iptal edilmesi için, kaldırılması için 7 kere kanun teklifi verdik. Bunların tamamı reddedildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi TCK 299 gibi kişiye özel konumlandırılmış, kişiye özel hazırlanmış kanunların insan haklarına aykırı olduğunu defalarca Türkiye'ye bildirdi. Ama ne yazık ki AKP iktidarı Cumhurbaşkanını korumak adına kişiye özel bir kanunla halkın üzerinde adeta dava terörü estiriyor. Biz TCK 299'un kaldırılması için de girişimlerimize yine devam edeceğiz. Evet, değerli arkadaşlar, parti meclisi üyemiz Sayın Sera Karagil'in yapmış olduğu bir savunma nedeniyle savunmada yer alan cümlelere bir dava açılmış. Şimdi Cumhurbaşkanı sıfatının arkasına sığınan zata buradan sesleniyorum. Hukuku bu noktaya getirmesinin bedelini bir gün çok ağır bir şekilde ödeyecektir. Yargıyı birileri kendi içtihatlarına uygun bir şekilde dizayn etme çalışmasından geri adım atmadığı sürece hukuku getirdikleri bu noktanın sıkıntısını ileride çekeceklerdir arkadaşlar. Selamünaleyküm.